Hazreti Peygamber'in eşi Ayşe'yi öğretti. Dua ile devam etmek istiyorum. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Hazreti Peygamber'in Ayşe annemize öğrettiği, bizim de özel zamanlarımızda, özel gecelerimizde daha çok ama her zaman da daha çokça yapmamız gereken bir duadır bu. Çok kolay bir dua. Ezberleyiniz lütfen. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni veya fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, affı da seversin. Bizi affeyle ya Rabbi veya beni affeyle ya Rabbi. Bu duayı bol bol inşallah okuyunuz. Şimdi biraz da şeytanın itirafına bakalım. Şeytanın dostları, şeytanın arkadaşları ve efendim şeytandan etkilenen, şeytanı sevip de paylaşamadığı kişiler kimlerdir? Bir, kibirli olup büyüklenen kişiler. Yani kibir zaten kendi başına enaniyet, kibir, insanları küçük görmek en büyük günahlardan biridir. Çünkü kibriya, büyüklük ancak ve ancak Allah'a aittir. İnsanoğlundaki büyüklenme duygusu da kibirdir. O kendini büyük, başkalarını küçük görüyor. Bu nedenle de ahiret aleminde, mahşer aleminde küçülerek haşre doğru gideceklerdir. İki, zalim kişiler. Bunlar kimdir zalimler? Zalimler çok kategori olarak sayarsak akşama bir sabaha kadar bunları saymak mümkün olabilir. Özellikle alışverişte hakka ihanet edip aldatan tüccarlar. Başkasına zulmedenler, başkasını küçük görenler, başkalarının aleyhinde konuşanlar, kumpas kuranlar, insanları birbirine vurduranlar, sevgiyi yok edenler, dostluğu yok edenler, kötülüğü teşvik edenler, şer olan insanlar, bunlar zalim kişilerdir. En büyük zulüm Allah'ı bilmemektir. En büyük zulüm peygamberi tanımamaktır. En büyük zulüm Kur'an-ı Kerim'i küçük görmektir. En büyük zulüm cenneti inkar etmektir. Cehennemi inkar etmektir. Allah bizleri bu zalim kişiler safhasında kul hakkı yiyerek, başkasının hakkına, hukukuna tecavüz ederek zalimler sınıfında yargılanacak olanlar içine Allah bizleri katmasın inşallah. Evet, alışverişte halka ihanet edip aldatan tüccarlar. Bu aldatma ne türlü olursa olsun. Malı satarken, malı alırken, parayı verirken, parayı alırken, malını takdim ederken, malının eksikliklerini gizlerse aldatan tüccarlardan sayılıyor. Müslüman adam malının eksikliğini söyler. Benim burada eksiğim var, burada fazlam var. Burada şu tamirat var, bundan dolayı ben ucuz sattım. Veya şuna ekstra bir masrafta bulundum, bundan dolayı da pahalı satıyorum diye kendini doğru tanıtmalı, doğru anlatmalı. Arabasında bir problem varsa o problemi gizlememesi gerekir. Arkadaşlar, arabayı satıyorum ama arabamda, frende bir problem var. Mesela bunları anlatması gerekir ki karşıdaki kişi onun güvenilir, sağlam, temiz bir insan olduğunu bilsin ve ona göre hareket etsin. Şeytan içki içip etrafa saldıran, küfreden insanlardan rahatsız olmaz, sevinir. Şeytan halkı aldatanlardan, kara borsacılardan şikayetçi olmaz. Tam aksine onları son derece sever. Çünkü kara borsacı toplumdaki garibanı, mazlumu daha mazlum hale getiren, onun insanlara olan güvenini sarsan bir arayış içindedir kara borsacı. Borsayı karaya, beyaz borsacı değil, kara borsacı. Borsayı, o alışveriş merkezini harama bulayan kişi anlamına geliyor. Halkı aldatanlar, kara borsacılar şeytanın dostudurlar. Efendim, kişi malının üzerine bir fiyat geldiğinde söylemeyecek mi? Söyleyecek. Ama dürüst olacak. Diyecek ki şurada şu eksiğim var, şu eksiğim var. Bundan dolayı şunu kabul ediyorum diye ifade edecek. Gıybet, dedikoduculuk yapanlar şeytanın hoşlandığı kişilerdir. Gıybet, Allah'ın düşmanı olan sözleri
Allah'ın lanet ettiği olan sözleri insanların kulaklarına fısıldayan, komşuyu komşuya düşman eden, aileyi aileye düşman eden, olmayan şeyleri var gösteren, insanların aleyhinde kumpas kuranlara gıybet edenler, dedikoducular ve kabir azabının önemli bir kısmı dedikodu ve gıybetten dolayı meydana geleceğini Hazreti Peygamber'le ilgili hadislerde biliyoruz. Biliyorsunuz bir gün Peygamberimiz bir yerden geçer, azap çektiğini görür ve yanındaki sahabiye der ki, buradaki kişi basit bir şeyden dolayı azap çekiyor. Neden? Dedikodudan dolayı. Basit bir şey yani. Basit bir şey ama Allah katında önemli bir şey. Faizcilik yapanlar, tefecilik yapanlar, her türlü tefeciliği yapan Allah katında şeytanın sevindiği, şeytanın sevdiği kişilerdir. Yalancılar ve küfürbazlar, ağzı bozuk, berbat kokuyor yani. Hakikat, temizlik, nezaket, nezahet, bunların hiçbiri yok adamda. Ağzı yalanla dolu, küfürbaz, başkasına hakaret eden, konuşurken küfür yapan, kendi babasına, kendi annesine, kendi evladına, kendi hanımına, kendi akrabasına, kendi ülkesine, bayrağına, ezanına, ne adı ne olursa olsun, ne önüne geçerse hepsine küfreden tipler vardır. İslah olmaz, iflah olmaz güruhlardır bunlar. Allah onların şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Efendim, yüce Allah'tan rahatsız olanlar. Kişi Allah'tan rahatsız olur mu? Kişi kendine bir kişi vardır, bir çay verirsiniz, bir kahve verirsiniz, bir fincan kahve veya bir simidi ikiye bölersiniz. Yarısını ona, yarısını kendinize kaldırırsınız. Size o simidi ikram edeni bütün bir ömür boyunca unutmazsınız. Peki Allah'ı nasıl unutuyorsun? Sana gözü o verdi, evladı o verdi, eşini o verdi, kulağını o verdi, burnunu o verdi, beynini o verdi, ayağını o verdi yürüyebilesin diye, kolunu o verdi tutabilesin diye, ekmeği o sana indirdi, verdi sana, gıdayı indirdi, oksijeni indirdi, hücrelerine oksijen pompalattı, kalbi çalıştırıyor Allah, sen farkında değilsin. Nasıl Allah'tan rahatsız olursun? Düşün bir, kendi kendine otur, şöyle bir itirafta bulun ya, ben yanlış yoldayım de. Hocam yanlış yoldayım da, dinin doğru olup olmadığını biliyorum, bilmiyorum. Bil işte. Dinin sana öngördüğü şeyler kötü mü, ona göre seç. Ama hocam, din diyen insanların bir kısmı yanlış şeyler yapıyor olabilir. Yapabilir arkadaşım. İnsanlar her türlü haramı işleyebilir. Hazreti Peygamber ne buyurdu? Kişiler eğer günah işlemeselerdi Allah bir kavim yaratırdı. Günah işleyip Allah'a yalvarsın ve dua etsinler diye ki Allah onları bağışlamak için. Allah bu kadar affedicidir. Bahane arama. Başkasını kendine örnek tutma. Kendi haline bak. Kendi kendini kurtarmaya çalış. Sana ne başkasından? Hazreti Muhammed'den rahatsız olanlar. Var mı? Var. Dışarıda daha çok, içeride de az değil. Batı'da ilahiyat eğitimi görenler, yani İslam dininin aleyhinde özellikle misyoner gibi ilahiyat eğitimi görenler Hazreti Muhammed'den rahatsızlar. Bizim ülkemizde de bazı kişiler peygamberin çok abartıldığı gibi bir kanaatla, bir efendim itirazla peygamberden rahatsız olurlar. Arkadaşlar, peygamber abartılmıyor. Hakkı dahi verilmiyor. Yeterince anlatılmıyor. Ne dedi şair? Onu övebildiğin kadar Hristiyanların yaptıklarını yapma. Allah'ın oğlu, Allah'ın eşiti gibi haşa cümleleri kullanma ama onun hakkını ver. Sen büyük ahlak üzerinesin dediğimiz Rab'tan bahsediyorum. Ve inneke la ala hulikin azim. Sen büyük bir ahlak üzerinesin dediği peygamberden bahsediyoruz. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Bu nedenle de Hazreti Peygamber'den rahatsız olan önce kendinden rahatsız olmalı, tövbe istiğfar etmeli. Dedikodu ile insanları meşgul eden, insanları yönlendiren, halkı birbirine düşüren, düşman eden, sözünde durmayan, hainlik yapan, ihanet yapan, evet Allah bu tür zalimlerden hoşlanır. Bakın, hepsine zalim ve şeytanın dostu diyoruz. Yüce Allah bizleri, efendim bizden sonra gelen nesillerimizi
her türlü kötülerden, kötülüklerden muhafaza eylesin. Devam edelim. Namaz, oruç gibi ibadetten nefret edenler. Namazdan, oruçtan, ibadetten nefret edenler. Kılmayabilir. Hoşuna gitmeyebilir namaz. Hoşuna gitmezse problem var zaten de, imani problem ama neyse, söylemiyor kimseye. İçinde kaldı. Ama nefret ediyor namazdan. O problem işte. Oruçtan nefret ediyor. Zekattan, haçtan nefret ediyor. İbadetten nefret ediyor. Esas nefreti o kazanıyor ama bunu gizliyor. Onlardan olmamaya gayret ediniz. Müslümanlardan nefret edenler vardır. Cami ehlinden, cemaatinden. Arkadaşlar, yanlış yapan biri varsa tövbe istiğfar eder. Siz ona hüküm kesemezsiniz. Falanca Müslümanı gördüm, camiden çıktı, gitti bir yerde şey oynadı. 52'li mi diyorsunuz? O kağıt oynadı. Tövbe eder, sana ne kardeşim? Sen onun günahını tarassut eden teleskop mu verdiler sana? Sana ne başkasının günahından? Özel hayatında yanlış yapar. İnsanların içinde değil, diyelim ki gizli yerde içki içer. Kimseye bulaşmaz. Başka şeyler yapar. Herkesin günahıyla, yaptığı şeyle tövbe Allah'la kendisi arasındadır. Sen onları bahane ederek Müslümandan nefret edemezsin. Efendim, batılılar Müslümanlardan daha iyiler. Kim diyor? Müslümanın kalbi onlardan 1000 kat daha temizdir. Temiz dediğiniz şeyleri Gazze'de gördük. Nasıl sessiz kaldılar? Şu kadar Müslüman çocuk, 8.000'e yakın çocuk vefat etti ya. 8.000'e yakın çocuk hala devam etsinler diyorlar. Günah yazık değil mi yani? Onun için bizim insanımız çok daha temiz, çok daha duru, çok daha insaflı, çok daha vicdanlı, çok daha insanoğlu insan. Ötekilerine siz bilirsiniz, ne diyecekseniz deyin yani. Yaşlılara sevgi ve saygı besleyenler, beslemeyenler, şeytanın ortakları, şeytanın dostudular. Devam edelim. Yalan yere yemin edenler, yalan dedikodu yapanlar. Dedikodunun doğrusu da, yalanı da haramdır. Söz taşımanın doğrusu da, yanlışı da haramdır. Onun için dedikodu, hele yalan yere yapıp, onun günahı ve azabı daha çoktur. Özellikle yalan yere, vallahi billahi tallahi, doğru da olsa yemin yapmayın. Mecbur kalmadıkça, mecbur kalınca yapın da, mecbur kalmadıkça vallahi billahi tallahi kelimelerini kullanmamaya çalışın. Hele hele karımın başına yemin ederim, babamın başına yemin ederim, minareye yemin ederim, mezarlığa yemin ederim. Arkadaş söyleme bunları ya, o yemin Allah'a yapılır, başka şey yapılmaz. Ahireti inkar eden her şeyini yitirmiştir. Etme. Hocam anlamıyorum ahireti, sus o zaman. Kabul ettim, de ve sus. Ahireti inkar edenler de şeytanın itiraf ettiği itirafında, ben hoşlanıyorum onlardan, onlar bana lezzet veriyor, gıda veriyor dedi kişilerdir. En son insanları küçümseyen, onlarla alay edenler şeytanın aynen yemeğinin ortağıdırlar. Bunların hepsi, bütün bu saydıklarımız mahşer aleminde şeytanın sofrasında oturtulacak, hesap soracaklar. Hesap sorulacak kendilerinden.